Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimize hepiniz hoş geldiniz. Hazırsanız haydi başlayalım. Evet, öncelikle bir önceki dersimizde neyi öğrenmiştik? Hatırlayalım mı? Haydi hatırlayalım. Evet, cümle bilgisiydi. Hatırladık mı? Şimdi bu etkinliğimize bakalım. Aşağıda cümle yanlış yazılmış. Doğru bir şekilde yazalım. Evet, biz bir cümleyi nasıl yazacağımızı öğrendik değil mi? Duyamadım. Evet, hatırlayalım. Cümlemize her zaman küçük harfle mi başlardık? Hayır, büyük harfle başlardık. O zaman baktığımızda cümle burada küçük harfle başlamış. Bu yanlış olmuş. Doğrusu ne olacak? Evet, büyük harfle başlamamız lazım. Peki, bir eksiklik de var. O nedir çocuklar? Evet, bahçeden çiçek topladım. Cümlemin anlamı tamamlandıktan sonra sonuna ne koyuyordum? Evet, nokta koyuyordum. O zaman haydi cümlemizi doğru bir şekilde baştan yazalım. Haydi yazalım. Bahçeden çiçek topladım. Büyük harfle başladım. Sonuna noktayı da koydum. Bu şekilde doğru oldu cümlemiz. Devam edelim. Şimdi ise dağınık verilen kelimelerden anlamlı cümle oluşturalım. Bir önceki dersimizde yine bu tarz bir etkinlik yapmıştık. Değil mi? Evet, yine başlayalım. İlk olarak kelimelerimizi tek tek okuyalım. Açtım, kalemin ucunu, nokta. Evet, ipucunu bulduk mu? Neydi ipucu? Evet, kalemin sözcüğünde bakın büyük harfle başlanmış. Ne dedik? Cümleye her zaman büyük harfle başlarız. O zaman kalemin kelimesi cümlemizin ilk kelimesidir değil mi? Peki, bunu anladık. Şimdi ise burada bir nokta görüyoruz. Nokta her zaman cümlenin sonuna gelirdi. O zaman noktamızı da cümlenin sonuna koyacağız. Haydi bu karışık kelimelerden anlamlı bir cümle oluşturalım. Ve sesli bir şekilde söyleyelim. Söyleyin bakalım. Evet, haydi şimdi birlikte yapalım. Kalemin ucunu açtım. Evet çocuklar. Büyük harfle başladım. Sonuna nokta da var. Çok güzel bir cümle. Devam edelim. Evet, cümleyi incelediğimizde kelimelerin bir araya gelerek cümleyi oluşturduğunu öğrendik. Haydi şimdi kelimeleri inceleyelim. Hazır mısınız? Evet. Şimdi bakalım. Aşağıdaki cümlenin kaç kelimeden oluştuğunu bulalım. Evet, kelime sayısını bulmamızı istiyor. Önce hep birlikte cümleyi okuyalım mı? Sesli bir şekilde. Hadi okuyalım. Babam ekmek aldı. Cümlemiz bu. Şimdi hep birlikte sesli bir şekilde kelime sayısını buluyoruz. Haydi sayalım. 1, 2, 3. Babam ekmek aldı cümlesinin kelimelerini saydık. Tekrar sayalım mı? Haydi sayalım. 1, 2, 3. Bu cümlede kaç kelime varmış çocuklar? Evet, 3 kelime varmış. Devam edelim. Soru çözdükçe daha da net anlaşılacaktır. Yine buradaki cümlenin kaç kelimeden oluştuğunu bulmaya çalışacağız. Önce hep birlikte cümlemizi okuyalım. Sesli bir şekilde. Haydi. Pazardan elma ve armut aldım. Pazardan elma ve armut aldım. Şimdi ise hep birlikte kelime sayısını bulalım. Sayalım mı? Haydi sayalım. 1,
2, 3, 4, 5. Pazardan elma ve armut aldım cümlesi kaç kelimeden oluşuyormuş? Söyleyin bakalım. Evet, 5 kelimeden oluşuyor. Devam edelim. Aşağıdaki cümlenin kaç kelimeden oluştuğunu bulalım. Yine aynı etkinlik. Haydi yine hep birlikte cümlemizi sesli bir şekilde okuyalım. O ve ben oyun oynadık. Tekrar okuyalım. O ve ben oyun oynadık. Haydi şimdi kelimeleri sayalım. Hep birlikte sesli bir şekilde. 1, 2, 3, 4, 5. Kaç kelimeden oluşuyormuş bu cümle? Tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, 5 kelimeden oluşuyor bu cümlem. Devam edelim. Cümlemizi hep birlikte okuyalım. Sesli bir şekilde. Ablamla birlikte manava gittim. Tekrar okuyalım. Ablamla birlikte manava gittim. Haydi şimdi kelimeleri sayalım. Hep birlikte sesli bir şekilde. 1, 2, 3, 4. Tekrar edelim. 1, 2, 3, 4. Kaç kelimeden oluşuyormuş bu cümle? 4 kelimeden oluşuyormuş. Evet çocuklar, bugünlük dersimiz bitmiştir. Görüşmek üzere. Evde kal, güvende kal.